Emin pazarcı sıkıyı gören Avrupa. İlişkiler iyi kötü gidiyordu. Malum Kıbrıs meselesi önümüze engel olarak konuldu. Türkiye Kıbrıs Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımıyor diye AB 2006'da 8 müzakere başlığına blokaj uyguladı. Rumlar da 6 başlığı veto etti. En son müzakere başlığı ise 2,5 yıl önce açıldı. O günden sonra da herhangi bir başlık üzerinde müzakere yapılmadı. Biz ise hep aynı noktada direndik. Bakın ekonomimiz sıkıntıya girecek. Türkiye'ye ihtiyacınız var dedik. Haklı çıktık. Yunanistan battı. Başta İspanya olmak üzere pek çok AB üyesi ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Mülteciler sorununa dikkat çektik. Bakın bugün bizde yarın sizde sıra size de gelecek diye uyardık. Aynen dediğimiz gibi oldu. Terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını istedik. Bunların hepsi aynı dedik. Gün gelecek sizi de vuracaklar. Aradan geçen zamanla gördüler ki Türkiye haksız değil. Durum bu olunca AB'de tavırlar değişti. AB Bakanı Volkan Bozkır onlar da gördüler dedi. Gördüler ki Avrupa'nın önünde 3 ciddi sorun var. Yine gördüler ki bu üç sorunu önleyecek ülkede Türkiye. Paradigma değişti ve bize geldiler. Ve AB ile ilişkiler hızlandı. 2,5 yıllık duraklama bitti. AB ile Türkiye arasında parasal politikalarla ilgili yeni bir başlık açıldı. Dün AB Bakanı Volkan Bozkır ile birlikte Samsun'a gittik. Samsun'da AB yolunda Sivil Sivil toplumla diyalog toplantılarının yedincisi gerçekleşti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sorular sordu, kuşku ve tereddütlerini ortaya koydu. Volkan Bozkır da cevaplar ve açıklamalar getirdi. Toplantı öncesi Volkan Bozkır'la görüştük. AB'nin yasadışı göç korkusunu sorduk. Bugün için Türkiye'den günde ortalama 3500 mültecinin yasadışı yollardan Avrupa'ya geçtiğini söyledi. Bunun azaltılması için başlangıçta bize 1 milyar avro teklif ettiler dedi. Bize bu parayı da AB fonlarından size ayrılan paradan karşılayalım siz de Avrupa'ya yönelik göçü durdurun teklifini yaptılar. Ve hayır dediğimizi anlattı. Biz de onlara sizden para istemiyoruz, para verecekseniz Suriyelilere verin dedik. Ayrıca bize ayrılan AB fonlarından buraya para aktarılmasını da kabul etmedik. Biliyorsunuz Türkiye'nin dediği oldu. AB hem parayı 3 milyar avroya yükseltti hem de Türkiye'ye ayrılan AB fonlarına dokunmamayı kabul etti. Tabii Türkiye bu noktada mevcut durumu değiştirecek taleplerde de bulundu. Bakan Bozkır kendilerine konunun aile içinde halledilmesi gerektiğini söyledik dedi. AB yetkililerinin gelinen noktada bahsettik. Türkiye'nin zirvelere katılmadığını, bize davet gelmediğini hatırlattık. Görüşmelerin hızlanmasını istedik. İleri doğru adımlar atalım dedik. Sonuçta Avrupa'nın mülteci korkusu kilidi açtı. Türkiye'nin istediği ileriye doğru adımlar atılmaya başlandı. İlk adımların içinde Ekim 2016'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladığı vizenin kaldırılması da var. Bakan Bozkır'a sordum. Bu konuda bir tereddüt var mı? Avrupa amiyane tabiriyle süre dolduğunda çamura yatabilir mi? Hayır cevabını verdi. Olmaz yapamaz çünkü siyasi kararlar alındı. Ardından ekledi. Ancak bizim de yapmamız gerekenler var tabi. Avrupa'nın bu adıma atması için Türkiye'den 72 beklentisi var. Bunlardan 60'tan fazlası karşılandı. 10 civarında kanun meclisten geçmeyi bekliyor. Bunlar da Ocak ve Şubat'ta tamamlanır. Bakan Bozkır son gelişmelerle birlikte AB konusunda heyecanın arttığını söyledi. Samsun'daki sivil toplumla diyalog toplantısının da bunu gösterdiğine işaret etti. Volkan Bozkır yapılan yorumların aksine kendilerinin belirlemelerine göre toplumda AB'ye olan inancın hiç eksilmediğini belirtti. Sadece bizi alırlar mı noktasında tereddütler vardı. Son gelişmelerle birlikte AB'ye verilen destek %80'lere ulaşır. Gençlerde ise bu oran %90'lar civarındadır. Hükümet gözüyle AB cephesinde görünen son durum bu. Emin Pazarcı, Akşam.